Herkese merhaba, bilimin büyüsüne hoş geldiniz. Bu hafta saçları dörde keseceğiz ve saçlar için yapılan bilimsel bir keşiften bahsedeceğiz. Daha sonra merdivenlerin sırlarını araştıracağız. Ve son olarak da Science and VTV'de hayvanları daha iyi anlamayı deneyeceğiz. Ve merakın bir kusur olmadığını göreceksiniz. Öncelikle bugünün keşfiyle başlayalım. Genelde bu bölümde insanların yaptığı keşiflerden bahsediyoruz ama bugün size keşif yapanların bir tek biz olmadığını göstereceğiz. İşte bugünün kaşifi yine şempanzeleri. Etobur şempanzeler genelde yosun yiyorlar. Burada bu primatların balık tuttuklarını ve yüzeydeki yosunları yediklerini fark ettik. Ama burada yine de şempanzeler uyum sağlıyor. Yosunlar yüzeyde değil, derinlerde oluyorlar. Elbette şempanzeler daha uzun ve daha dayanıklı sopaları kullanarak bu durumu kontrol altında tutmayı başarıyorlar. Bu duruma uyum sağlamak ve etrafa uyum sağlama gerçekten harika bir keşif. Oh! Aman tanrım, beni görmeye geldiniz ha? Saçlarınızda çok fazla katajen olduğunu görüyorum. Saçınızı kestirmek için harika an geldi. Saç kesiminin bir sanat olmadığını biliyorum. Benim için her şeyden önce bir bilim. Ve burada saçlarınızı dört parçaya kesmeyeceğim. Saçın anatomisi benim için bir sır değil. Saçların ne kadar dayanıklı olduğunu, saç derisinin nasıl kontrol edilmesi gerektiğini, saç bezlerini, her şeyi biliyorum. Ve saçı şampuanlamayı da biliyorum. Size bir tek önerim olacak. Biraz alkalin kullanırsanız saç derisine zarar vermezsiniz. Ya da tam tersi pozitif yüklü ürünler sizin için daha iyi olacaktır. Bunu sakın unutmayın. Benden tavsiye. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Hadi sonuna kadar gidin. Sizi kovalamayacağız. Şimdi geri kalan kısmı izleyelim. Daha tamam, gri saçları var. Bu durum her şeyi değiştiriyor. Bu saçlar ona hiç yakışmıyor. Kuaförde saçlarınıza masaj yapılması hayal edebileceğiniz en büyük zevklerden biri olabilir. Saçlarımız bizim için çok önemli. Yıllar geçtikçe kuaförler bundan faydalanıyor. Saçlar güç ve zıtlığın sembolü olarak görülüyor. Ama bilimsel açıdan saç derisinin ölü olması kimseyi etkilemiyor. Saçlarda ölü yapılar bulunuyor ve bu hücreler kendi alanlarında bağlantılı. Bu ölü yapılar protein ve keratinden etkileniyor ve saç derisinin önemli bir kısmını oluşturuyorlar. 90 bin ile 150 bin arası saç telimiz bulunuyor. Bu saç sayısı doğumdan önce önemli oranda belirleniyor. Doğduğumuz zaman saç derisini korumamız gerekiyor. Kızıl saçlıların daha az saç olduğunu ve sarışınların ön sırada olduğunu biliyoruz. Saçın hayatı 3 farklı aşamada oluyor. Anagen büyüme aşaması 2 sene ile 8 sene boyunca devam ediyor. Daha sonra katagen aşaması geliyor. Bu aşamada saç büyümeye devam ediyor ve bu büyüme birkaç hafta sürüyor. Sonunda saç telogen aşamasına geçiyor ve bu aşama yalnızca birkaç ay sürüyor. Saç telogen aşamasında 3-4 ay kalıyor. Daha sonra kopuyor ve yeni bir saç yetişmeye başlıyor. Saç derisinde bulunan sorunlar saçın gelişmesini ya da kökün zenginleşmesini engelleyebilir. Biraz daha aşağıda saç derisi sayesinde vücut gerekli yağı sağlıyor. Bu sayede saç derisini daha canlı tutmayı başarıyor. Hemen yan tarafındaki kasta orijinal et parçası bulunuyor. Daha sonra farklı halkaları görüyoruz. Burada saçın nerede oluştuğuna tanık olabilirsiniz. Kasların çok olduğu bu bölgede saçların yapısı ve dermik düzen önemli rol oynuyor. Saç tümsek isimli aşamada üretiliyor.
Kaşların hemen yanında bütün saç derisini bir araya getirmesi gerekiyor. Katagen aşamasında hücrelerin sayısı yavaş yavaş azalıyor. Telogen aşamasının bitmesi sonucunda yeni bir saç ortaya çıkıp bu alanı tamamlayabilir. Pigmentasyondan sorumlu hücreler kendileri aralarında anagen aşamasına geçiyorlar. İki tür melanin oluşturuyorlar. Bu sayede farklı saç renklerini üretmeyi başarıyorlar. İnsanların %98'inin genel olarak kahverengi saçları olduğu tahmin ediliyor. Yalnızca %1'i beyaz saçlı ve %1'inden az kısım kızıl saçlı. Ama bir anlığına kuaförün yanına geri dönelim. Bugün kullandığımız genelde sıvı şampuanlar yaklaşık 100 yıldır kullanılan klasik sabunların yerini alıyor. Sabun saçların kurumasına neden olabilir. Ama aynı zamanda besleyici maddelerle saçları zenginleştirebilir. Bu durumda ince saçların yıkamadan sonra yağ oranının aynı olacağını biliyoruz. Öteki sorun da pH dengesi. Sabunların genelde alkali dengesi bulunuyor. Buna rağmen saç bakım ürünleri az çok asitli oluyor. Alkali dengesi belki de saçın dışı açısından çok daha önemli. Kreislingen'de İsviçreli bir şirket saç derisini yaklaşık 100 yıldır değiştirmeyi deniyor. Bütün aktivitelerin merkezinde kaçınılmaz bir alan bulunuyor. Araştırma laboratuvarı. Burada sabun yasaklanıyor. Ekibin farklı aşamaları test etmesi ve hangi ürünü elde edeceklerini görmeleri gerekiyor. Tensio Aktif genel olarak bir temizleme malzemesi. Farklı şekilleri var. Hindistan cevizi yağı ya da palm yağından yapılanları var. Ama şekerli olanları da bulunuyor. Doktor Henrik'in önceliklerinden biri buradaki malzemeleri ayarlamak, saç derisini belirlemek ve sıkıştırmamak. Alkali ürünler, ultraviyole ışınları ya da renklendiriciler bu dengeyi bozuyor ve saçların kırılmasına neden oluyor. Kutikul kabukları hemen yapışıyor. Bu sayede saç hemen sağlıklı oluyor. Hem de güzel ve parlak haliyle ışığı yansıtmayı başarıyor. Araştırmamızdaki en önemli önceliğimiz de bu. Bu yüzden bu araştırmalara daha çok zaman ayırıyoruz. Bu depoda otlar ve diğer iyileştirici malzemeler bulunuyor. Çıkarılan malzemeler sayesinde ilgi sağlanıyor. Bu da canlandırıcı ya da sakinleştirici malzemelere izin veriyor. Saniyenin onda biri sürede yıkamanın sonucunda saç malzemelere tepki veriyor. Etkileri hemen görüyorsunuz. Burada kullanılan ürünler etkileşim kısa sürse bile saçlara yapılıyor. Amacımız elektrik değişimini yapmak. Saçın negatif enerjisi bulunuyor. Moleküller ise pozitif enerji üretmeyi başarıyorlar. Bu elektrostatik etkinin altında yıkamadan sonra bile saça yapışık kalmaya devam ediyor. İşte, yıkanmış, temizlenmiş, taranmış saçlar. Burada kendi tarzımızı oluşturduktan sonra başka insanlara yardımcı olmaya hazırız. Ama yoldan uzaklaşmamaya dikkat edin. Saçlarımızın polis için bile çok uzun olduğunu biliyoruz. Hey, lanet olsun dostum. Bu saçın hali ne böyle, ha? Ha? Bu adam sanırım her şey için hazır durumda. Ama size her şeyi anlatmayacağım tabii. Anketin sonunda saçlarınızı yolabilirsiniz. Size tek söyleyeceğim, hiçbir iz bırakmayacaksınız. Ve Hindistan cevizi izini görüyorsunuz. İşte bütün bunlar tek bir kıl sayesinde oluyor. Ve bu tek kıl sayesinde her şeyi bulabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Bu kılı hemen bilim hekimine göndermemiz gerekiyor. Bu sayede DNA'yı, ne kadar alkol uyuşturucu aldığını, hatta stres seviyesini belirleyebiliyoruz. Böylece her şey bulunuyor, değil mi? Gördün mü dostum? Bunlar senin saçların. Tıraş olmaman gerekiyor. Bu sayede her şeyi yapabiliyoruz. Tamam, saçlarını biraz çekip acıtmamam gerekiyor ama... affedersiniz. İyi misin? Bir şey oldu mu? Ha? İyi misin? Söyle bakayım. Ha, tamam, pardon. Her şey yolunda mı? Harika.
Doktor Giancarlo Antancroke araştırmalarına devam ediyor ve çalınan aracın izini bulmayı deniyor. Buradan alınan suction mikroskopla incelenmesi gerekiyor ama bu hep yeterli olmayabilir. Bu tür analizlerin ve DNA analizlerinin çok zaman aldığını biliyoruz. Yani bir saçtan DNA'yı çıkartmayı ve klasik DNA'yı keşfetmeyi başarabiliriz. Bu saçın yapısının içinde olduğu sürece mikokondriyal DNA çıkartmamız mümkün. Bu da yaptığımız çalışmalarda kesin sonuçlar almamızı sağlıyor. Ve bu DNA doğrudan anneden alınıyor. Nükleer DNA hem anneden hem babadan alınan bilgileri taşıyor. Yani mitokondriyal DNA'yı tamamlıyor. Olivion Alp Kimya ve Toksikoloji Enstitüsü'nde polis saçları göndererek bir insanın suçlu ya da mahkumun alışkanlıklarını anlamayı deniyor. Gerekli olduğu sürece kurbanların saçlarını daha detaylı araştırmalar yapmak için gönderiyor. Örneklerin kişiselleştirilip analiz edilmesi gerekiyor. Daha sonra yıkanıyorlar ve organik malzemelerle çözülüyorlar. Saç telinde çok farklı bilgiler bulunuyor. Burada şaşırtıcı örneklere rastlıyoruz. Alkol, ağır metaller ve benzer şeyler. Her santimetrede malzemenin ne kadar tüketildiğini fark ediyoruz. Saçın ayda yaklaşık 1 santimetre uzadığını biliyoruz. Genelde 3, 6, 10, 12 santimetrelik saçları analiz ediyoruz. Bu da malzemenin ne kadar değiştiğini, bir senede ne kadar uyum gösterdiğini açıklıyor. Kan alımı sayesinde burada birkaç günde her şeyi buluyoruz. Bir bakıma birkaç hafta, hatta birkaç ayda neler olacağını görüyoruz. Ama saçtaki örneklerle asıl avantajımız burada vücudun ne kadar vakit geçirdiğini görebilmek. Bununla birlikte saçı rahat çıkarabilir, kanıtlamayı deneyebiliriz. Günümüzde idrar testlerinin de fayda sağladığının farkındayız. Bu yüzden bu yöntemi de kullanıyoruz ve etkili olacağını düşünüyoruz. Analiz için sindirimden sonra saç hücresinin buharlaştırılması gerekiyor. Ve vücuttaki keratin miktarı inceleniyor. Daha sonra bu kütlelerin nasıl olduğunu ve bu malzemelerin nasıl yapıldığını keşfedeceğiz. Makine hem bütün malzemeleri belirleyebilir hem de saçın yapısını ve miktarını ayırt edebilir. Tıbbi analizleri gittikçe daha çok yapıyoruz. Bu kliniklerde parçaların yapısına karar vermemiz gerekiyor. Stres miktarını saçlardaki kortizol sayesinde ayırt etmeyi başarabiliyoruz örneğin. Öteki markaları inceleyebilir, çevrede nasıl kirletici malzemeler olduğunu görebiliriz. Biyosürveyans yapmamız gerekiyor. Burada saçların miktarını ve bir bakıma neler olduğunu görmemiz lazım. Miktarı da inceleyerek steroid oranını ve saçtaki metabolit miktarını belirleyebiliriz. Bu da geliştirdiğimiz saç bakım ürünlerini çok daha etkili kılıyor. Bu sayede istenilen sonuçları elde edebiliyoruz. Analiz laboratuvarından kuaför salonuna saçın şeklinin ve ölü hücrelerin incelenmesi gerekiyor. Burada saçın ne kadar yoğun olduğunu ve ne taşıdığını keşfetmeyi deniyorlar. Hepinize merhaba. Ben Leonardo. Leonardo da Vinci, beni tanıyorsunuz. Gizemli gülümsemesi olan kızı, uçan makineleri hepiniz biliyorsunuz. Size doğruyu söyleyeceğim. En büyük tutkum aslında merdivenler. Örneğin Kenbord merdivenleri. Bu planları ben yaptım. Şimdi size merdivende anatomi dersi vereceğim. Burada merdivenin vertikal olarak açılması gerekiyor ve bu sayede aynı yükseklikte farklı derecelerin incelenmesi lazım. Dikkat edin, daha zoru da var. Merdivenleri ve basamakları ayırt etmeniz gerekiyor. İngiliz merdivenlerine hiç benzemiyor. Çünkü her ülkenin farklı yapıları var. Evet, doğru, iki duvar arasında kaldık. Size söylediklerimde aslında çok ciddiyim. Neyse, şimdi daha zor bir aşamaya geçsek iyi olacak. Şimdi anlayacaksınız. Şimdi daha zor bir aşamaya geçelim.
Basamaklarla ilgilenmemiz mümkün. Kare, yuvarlak, zıplayan merdiven gibi seçenekleri var. Ve hep yüksekliğin belirlenmesi gerekiyor. Her neyse, şimdi basamağın ne kadar derin olduğuna bakacağız. Diyelim ki ilk basamak başlangıç noktamız. Ve son basamak da sağanlık basamağı olsun. Bu bir tırmanış sanatı. Biliyorum, çok zor. Neyse, şimdi sizden bir sonraki egzersizi yapmanızı isteyeceğim. Eminim ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Neyse, şimdilik görüşürüz. Steelbotlardan bahsetmeyi unuttum. Gerçekten tırmanış sanatı. Evet, tırmanış sanatı aklınıza Mona Lisa'yı getirebilir. Mona Lisa. Harika biri. Kaliteli bir merdiven yapmak hiç kolay değil. Çünkü farklı kullanıcıların isteklerine izin vermesi gerekiyor. Ölçüleri aldıktan sonra her şeyin güvenli ve konforlu olduğundan emin olmalıyız. Bunu yapmanın basit bir yöntemi var. Sarışın yöntemi. Burada iki defa 17 santimlik basamağın yüksekliğini ölçeceğiz. Daha sonra kalınlık 29 santim ve toplamda 63 santim. Buradaki insanların ideal ölçülerini alıyoruz. Bu formül Fransız mimar Nicolas François Blondel tarafından mimari kitabında 300 sene önce geliştirildi. O dönemde merdivenlerin çok farklı olduğu düşünülüyordu. Fakat günümüzde bu anlayış oldukça değişti. Barok mimarisinin önemini biliyoruz. Burada Fransız ve Alman mimarisinin ne kadar farklı olduğundan ve bu doğal elementi nasıl yansıttığından bahsedeceğiz. Merdivenin bir bakıma mimaride çok önemli olduğunu, çok önemli bir yer kapladığını biliyoruz. Sosyal düzenlemek çok önemli. O dönemde herkes bu kararın nasıl olduğunu biliyordu. Mimar Stephen Ruby senelerdir merdivenlerin sosyokültürel yapısını inceliyor. Bu uzun parçanın tasarımcısı için çok önemli olduğunu ve bugün Blondel'de önemli bir rol oynadığını biliyor. O dönemde merdivenler farklı yapılıyordu ve kullanıcıları bu kadar yormuyorlardı. Nicolas François Blondel bunun içinde bir kural keşfetti. Bu konforu sağlamak için bu kuralın düzenlenmesi ve 12 santim yüksekliğin nasıl olduğunun keşfedilmesi gerekiyor. Bu sayede basamakların çok yüksek olmadığından ve yorulmadan merdivenlerden çıkabileceğimizden eminiz. Bugün Blondel yöntemleri farklı merdivenlerin yapılmasında kullanılıyor. Doğramacı Harold Fieger bu yapıyı inşa ediyor ve yaklaşık 30 senedir bu merdivenleri ve atölyeyi Münih'in en eski sistemini kullanıyor. Blondel formülü gerçekten kaçınılmaz. Bu formül merdivenlerin estetik yapısını gösteriyor. Genel olarak malzemenin nasıl değiştiğini ve bu etkinin nasıl olacağını görüyoruz. Bu elementle uygulanan bu formül altın değer olarak görülüyor. Ve bütün dünyada da kabul gördüğünü biliyoruz. Bir merdiveni çıkmayı kolaylaştırmak için doğru ölçülerin alınması lazım. Ama güzelliğinin dışında güvenlik açısından da bunlar çok önemli. Merdivenler devlet binalarında bulunduğunda da bu durum geçerli. Bugün güvenliği sağlamamız gerekiyor. Ama 300 sene önce Blondel, merdiveninin güzelliğini ve güvenliğini sağlayan bir formül elde etmeyi başarmıştı. Bir basamağın yüksekliği ve genişliği toplam 46 santim. Basamakların yeterince geniş olması ve insanların düşmesini engellemesi gerekiyor. Aynı zamanda farklı basamakların müşterilerin işini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Münih'teki binaların basamakları çok alçak. Münih'te rahatlıkla 14,5 santimetre ve 16,5 santimetre tırmanış yapabiliriz. Bu değerleri Blondel formülüne uygulayabiliriz. Burada toplam 55 ve 57 santimetre denge olduğunu ve bu kuralın sağlanacağını biliyoruz. Buna rağmen burayı kullanmak için farklı koşullar var. Her şeye saygı duyulması çok önemli. Bavaryalıların da bu konforu sağlamayı denediklerini belirtmeliyiz.
Bu çok özel bir konfor. Konfor ya da güvenlik herkes için uygun. Ama Blondel formülü sayesinde evrensel merdivenleri oluşturmayı ve herkesin ihtiyacına izin verecek değeri oluşturmayı başarabiliriz. Belki de bir tanesi hariç. Burada bir merdiven var. Her halükarda basamaklara yaklaşmamız, kimin nasıl yürüdüğünü ve boyutlarının nasıl olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu miktar inanılmaz. Mimari yapının nasıl olduğunu görmeyi başarıyoruz. İdeal ölçü aslında insanla ne kadar kullanıldığı arasında değişebilir. Bugün Blondel dönemine göre 10 santim daha uzunuz. Bu formül hala geçerli mi? Blondel formülü aslında merdivenleri tasarlayan herkesin ilgisini çekiyor. Güvenlik, konfor ve estetik açıdan herkes burada olmaktan hoşlanıyor. Bundan dolayı da özel bir yapı. 300 sene önce olduğu gibi Blondel kuralları bugün de insanlık tarihinin basamakları aşmasında çok önemli bir aşama. Şimdi Science & Me dergisinin gazetecileriyle haftalık randevu saatimiz geldi. Merhaba Thomas Cadeville. Merhaba. Science & Me magazin dergisinde çalışıyorsunuz. Hayvanların neler düşündüğüyle ilgili harika bir anket yaptınız. Yani bilinç, duygu, zeka, tipik ve karakteristik özellikleri görüyorsunuz. Kesinlikle. Beyin nasıl çalışıyor? Burada en önemli hayvandan, köpeğimden başlayalım. Köpeğinize bakmayı deneyin. Evet. Onu seviyorsunuz. Evet. Ve köpeğiniz de sizi seviyor. Sizi rahatlıkla tanıyor. Beynindeki sistem sayesinde kim olduğunuzu tahmin edebiliyor. Kim olduğunuzu çok iyi biliyor ve sizi görmekten hoşlanıyor. Öyle değil mi? Ben de onu görmekten hoşlanıyorum. Evet, kesinlikle. O da beni görmeyi seviyor. Evet evet, bu da ödül sistemini geliştiriyor. Bu da cevap anahtarı olmadığını biliyorsunuz. Peki filler? Sanırım filler çok etkileyici hayvanlar. Fil hafızasına sahip. Kesinlikle. Su aygırı hafızasına sahip olan tek tür bunlar. Burada beynimiz hafızayı düzenliyor ve kendi seçimimizi yapıyoruz. Nöron etkisini görmemiz gerekiyor. Afrika'da fillerin ortalama 70 sene yaşadıklarını biliyoruz. Şimdi hafızalarına güvenmemiz gerekiyor. İki dinlenme alanları var. Burada hafızada ne düşündüklerini, ne kadar rahat duyduklarını bilmemiz gerekiyor. Eski filleri nasıl adlandırıyorsunuz? Martiaş. Martiaş. Burada halatların çok etkili olduğunu ve yüzlerce filin çığlık attığını biliyorsunuz. Ve fillerin çok yaşlı olduklarında bu hafızayı kaybettiklerini biliyorsunuz, değil mi? Evet. Ayna testini biliyor musunuz? Hayır. Aslında insanın kendisini tanıması. Burada alnınızdan bir malzeme bulunuyor. Aynanın karşısında onu bulup çekmemiz gerekiyor. Bunun ben olduğumu görüyorum. Evet, siz de olduğunu biliyorsunuz kesinlikle. Fil yalnız yaşayan bir hayvan. Maymun ve yunuslar gibi o da ayna testini geçmeyi başarıyor. Yani kendisini tanıyor. Kendisini tanıyor mu? Kesinlikle. Ve bu durumda yas tutuyor. Evet, yas tutma durumu var. Grup halinde yaşadıkları için birbirlerini koruyorlar. 70 sene boyunca birbirlerini tanıyorlar. Anladım. Ötekileri görüyor ve yas tutmaya başlıyorlar. Daha tutkulu bir hayvan, ahtapot. Evet, araştırmacılar gerçekten hayvanların zekasının nasıl olduğunu görüyor. Bizimkisinden çok daha farklı. Neredeyse 9 beyinleri var. Merkez beyinleri ve her kolun ayrı bir uzantısı. Yani her kol tamamen otonom. Bu gerçekten çok etkileyici. Harika bir tasarımı var. Yetkililer mi? Kesinlikle. Geziyor, balığı yakalamayı deniyor. Taş atıyor ve diğer iki koluyla fırlatmayı devam ediyor. Ve dördüncü koluyla burnunu kaşıyor. Evet, dördüncü koluyla burnunu kaşıyor. Bu sayede düşünecek Anladım. Vakti oluyor. Ama bu 9 beyine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü merkezde de bir beyin bulunuyor, değil mi? Elbette. Burada önemli bilgiler merkezdeki beyinden geliyor. Arı mı? Arıda da tam tersi bir durum geçerli. Küçük nöronların çok olmadığı bir beyni var. Burada dengeyi sağlaması gerekiyor. Bu çiçek çok hoşuma gidiyor. Bütün çiçeklerin bu rengi almalarını istiyorum. Üzerinde çok fazla nektar var. Nasıl olduklarını göreceğim. Sıfır ya da bir. İyi mi kötü mü? Kesinlikle. Peki ikisi arasındaysa? İkisi arasında olduğu zaman bilinçlenmemiz gerekiyor. Gitmemeyi tercih eder. Engeli reddediyor. Evet. Japon balığı.
Japon balığı can sıkıcı bir durum. Hepimizin aklına 3 saniyesinin olduğu fikri geliyor. Evet, ve burada bu sırada olduğu zaman yerini hatırlaması gerekiyor. Bu doğru olmaz. Doğru değil mi? Japon balığının harika bir hafızası var. Kesinlikle çevresini çok iyi tanıyor. Bu durumda yosunları rahat biliyor. Kimseyi rahatsız etmek istemiyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Hiçbir şey düşünmüyor kesinlikle. Eğer durduğunuzu görürse besinle aranızdaki bir bağ kuracaktır. Tamam. Burada aklında bir şey olduğunu biliyoruz. Bir bakıma soyu tükenebilir. Besin miktarını görmeye çok deneyeceğiz. Çok fazla hafızası yok. Şimdi kesinlikle. Ne yapıyor? Kesinlikle. Hadi ne yapacağız? İstakoz. İstakoz çok hoş değil mi? İstakozun beyni yok mu? Evet, beyni var. Aynı şekilde. Ama yine de bir istakoz kalmaya devam ediyor. Hayvanlar üzerindeki acıyı azaltmaya deniyoruz. Acının hayvanlarda çok ilgi çekici olduğunu biliyoruz. İstakoz hakkında farklı verileri de inceliyoruz. Nosisepsiyon? Nosisepsiyon acıdan önceki ilk his. Elinizi sıcak bir ocağa koyduğunuz zaman bu acıyı yaşıyorsunuz. Ve elinizi geri çekiyorsunuz. Beyne çıkmadan önce bizim refleksimiz çok önemli. Evet. İstakozun da bu refleksi var mı? Evet, bu refleksi yaşıyor. Nosisepsiyon. Kesinlikle. Daha sonra acıyı arttırmak istemiyor. Örneğin sıcak ocağa dokunmanız gerekmiyor. Yani deneyim yaşıyor. Evet, bunu acı olarak adlandırıyoruz. Bir bakıma araştırmacılar burada acının kaynağını görmek istiyorlar. Hayvanlarla ilgili turumuza devam edeceğiz. Hep aynı parçayı inceliyoruz. Yunus mu? İnanılmaz. Yunus gerçekten çok tutkulu, evet. Devasa bir beyni var. Bir sonraki aşamaya geçip ses seviyesini anlamamız gerekiyor. Performansı harika bir sonar. Kesinlikle. Yunuslar arasında iletişim sağlanıyor. Vücudun dengesini deniyorlar. Sizi daha rahat görüyor. Organlarınızı, sıcaklığı incelemeleri gerekiyor. Bu durumun nasıl olduğuna bakacağız. Gelişmeye başladığı anda neler olduğunu görüyorsunuz. Burada ölçtüğümüz değerler çok önemli. Bizimkisinden daha üstün seviyede neler olduğunu görüyor. Dolfinomorfizm yapıyor. Dolfinomorfizm bizi çok etkiliyor. Kesinlikle. Son bir hayvan, kuş. Kuşlar çok sempatik. Burada hayvanların nasıl olduğunu, neler yaptığını incelememiz gerekiyor. Buradan zevkten bahsedelim. Zevk mi? Duşta tek başınıza şarkı söylediğinizde zevk alıyor musunuz? Evet. Elbette kuş da aynısını yapıyor. Normalde dişi için şarkı söylüyor. Ya da tek başına şarkı söylüyor. Beynindeki endorfinleri serbest bırakıyor ve bundan çok hoşlanıyor. Teşekkür ediyorum Thomas Cavalli, teşekkür ederiz. Hayvanlar neler düşünüyor? Science and VTV'nin son programını bitirdik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız. Haberleri takip edin ve Science and VTV'de internet sitemizden bizi takip edin. Yeni haberlerimizi ve yeni çalışmalarımızı oradan tek tek takip edebilirsiniz. Ve sakın unutmayın, merakın... Hafızamı kaybettim, ne diyorduk? Merak bir kusur değildir. Evet, teşekkürler. Caoutchouc, cuir, aluminium, comment ont-ils été transformés pour devenir des matériaux hautement technologiques? À l'origine des machines, dans un instant.